Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Bugünkü Türkçe dersimizde arkadaşlar noktalama işaretlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ve bakın başlıkta da gördüğümüz gibi iki noktayla başlıyoruz. Arkadaşlar iki nokta nerelerde kullanılır? Hemen kurallarımızı inceleyelim. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur diyoruz ve bakın örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Milli edebiyat döneminin, milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Tekrar edelim. Milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım diyoruz ve bakın burada sıralayalım dedikten sonra iki noktayı kullandık ve devamında bunları sıralıyoruz. Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem şeklinde sıraladık ve tekrar söyleyelim bakın şurada iki noktayı kullanmış olduk. Birinci kuralımız bu şekilde. İkinci kuralımıza bakalım arkadaşlar. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur diyoruz. Örneğimize bakalım. Kendimi takdim edeyim. Meclis katiplerindenim diyor. Bakın kendimi takdim edeyim derken takdim edeyim ifadesinden sonra iki noktayı burada görüyoruz. Ve bakın arkadaşlar kullanımını da bilmemiz gerekiyor. Yani başlık olarak da hangi kurala ait olduğunu bilelim diyoruz. Yani kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur ifadesi de bizim için önemlidir. Yani sadece işte buraya iki nokta gelecek dememiz bazen yeterli olmuyor. Sorularda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kuralların da bilinmesi gerekiyor. Üçüncü başlığımıza bakalım, kuralımıza. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır diyoruz. Örnek, aile ve icat kelimelerini görüyoruz arkadaşlar. A harfinden sonra ve İ harfinden sonra bakın iki nokta konulmuş. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. A ve İ ünlüleri uzun ünlüymüş ve biz bunu bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Yani ben A harfinin ve İ harfinin uzun ünlü olduğunu bu şekilde ifade ediyorum. Böyle bir kullanım gördüğümüzde aklımıza hangi kural gelecekmiş? Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır diyoruz. Yani günlük hayatta değil mi? Herhangi bir kompozisyon yazarken veya okuduğumuz kitapta tabii ki bu şekilde karşımıza çıkmıyor veya bu şekilde yazmıyoruz. Hani oraya iki nokta koymuyoruz. Sadece arkadaşlar hani ses bilgisi kuralları anlatılırken, hani bilimsel bir açıklama yapılırken bu harfin işte uzun ünlü olduğunu aktarmak için bu yapılıyor. Dördüncü kuralımıza bakalım arkadaşlar. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur diyoruz. Bakın burada örnekte de görüyorsunuz Bilge Kağan, Koro ve Bilge Kağan şeklinde konuşan kişiler bize verilmiş. İşte bu konuşan kişiyi belirten örnek Bilge Kağan, bakın Bilge Kağan ifadesinden sonra iki nokta, Koro ifadesinden sonra iki nokta, yine bakın Bilge Kağan ifadesinden sonra iki nokta konulmuş değil mi? İşte bunu Hacivat Karagöz metinlerinde de görüyoruz değil mi? Hacivat iki nokta konuşması, Karagöz iki nokta konuşması şeklinde ifade ediliyor. Burada da bakın karşılarında ne konuştuklarını görmekteyiz. Evet arkadaşlar dördüncü başlığımız da bu şekildeydi. Beşinci başlığımıza bakalım. Yani beşinci kuralımıza bakalım arkadaşlar. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur diyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın burada edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna koymamız gerekiyor. Örnek, buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda diye soru sorulmuş. Ziraatçı
Bunu söylüyor şimdi. Ziraatçıya bir soru sorulmuş. Ziraatçı sayar diyor bakın arkadaşlar ve devamında yulaf, pancar, zerzevat, tütün, bakın 3 nokta koymuş, devam ediyor. Başka ürünler de varmış anlamına geliyor. Peki ziraatçı sayar dedikten sonra bakın arkadaşlar burada ne var? 2 nokta var. Bunu da unutmayalım. Evet, 5. başlığımızı, kuralımızı da verdik. 6. kuralımıza bakalım. İnternet adresleri, yani genel ağ adresleri yazılırken arkadaşlar bakın birçok kural vardır. Yani birçok noktalama işareti vardır diyelim. Yani sen genel ağ adresini yazarken sadece nokta, işte iki nokta değil, eğik çizgiyi de kullanıyorsun. Değil mi? Bakın 3 tane noktalama işareti görüyoruz arkadaşlar. Evet, HTTP, bakın 2 nokta, eğik çizgi var bakın 2 tane. TDK nokta, gov nokta, tr şeklinde bakın Türk Dil Kurumu'nun internet adresi verilmiş. Peki, burada baktığım zaman 2 nokta var mı arkadaşlar? Var. Birazdan mesela etkinlikler yaptığımızda da bunu tekrar göreceğiz. 7. kuralımıza bakalım arkadaşlar. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Değil mi? 2 noktayı biz matematikte bölme işareti olarak kullanıyoruz. Mesela 56 bölü 8 eşittir 7 derken bakın 2 noktayı kullanmış. 100 bölü 2 eşittir 50 derken yine aynı şekilde 2 noktayı kullanmış. Evet. İki noktanın kullanım alanları bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, şöyle hemen bu konuyla ilgili birkaç etkinlik beraber yapalım. Sadece bu konuyla ilgili değil, diğer noktalama işaretlerini de arkadaşlar bu etkinlikte bazı yerlere yerleştirmemiz isteniyor. Soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Değil mi? Uygun noktalama işaretleri dediğine göre başka işaretleri de düşünmemiz gerekiyor. Birden başlayalım. Bakın 9 tane cümle verilmiş. Bir yazının planında 3 temel bölüm vardır. Giriş, gelişme, sonuç demiş. Bakın giriş, gelişme ve sonuç demiş. Arkadaşlar, 3 tane dediği için ve 3'ünü de saydığı için, bitirdiği için arkadaşlar ne yapıyoruz? Ve hatta bakın şurada giriş, gelişme ve sonuç demiş. Oradaki ve bağlacı da bizim için önemli. Demek ki sonuncuyu söylüyor orada. Sona nokta gelecek, değil mi? 3 nokta gelmeyecek. Çünkü saymaya devam etmeyecek. Devamı yok. Peki, 3 temel bölüm vardır diyor. Değil mi arkadaşlar? Buraya iki nokta getirmemiz gerekiyor. Giriş, gelişme ifadelerinin arasına da virgül gelmesi gerekiyor. Çünkü bir şeyleri ne yapıyor? Ardı ardınca sayıyor. Yani peş peşe sayıyor arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstermiş olalım. Evet, eş görevli sözcük veya sözcük gruplarını diyoruz. Ard arda sıralarken ne kullanıyorduk? Virgül kullanıyorduk. İşte buradaki virgülün kullanımı da bu şekilde diyerek hatırlatmış olalım. Atama sonuçlarını, bakın burada bir internet adresi vermiş. Bu adresten öğrenebilirsiniz diyor. Şimdi arkadaşlar, az önce de görmüştük ya, HTTP'den sonra iki nokta geliyordu değil mi arkadaşlar? Evet, HTTP'den sonra İki nokta geliyor diyoruz. Peki devamında bakın ikgm nokta, meb nokta, gov nokta, tr şeklinde ifade ediyoruz ve en sona da cümle bittiği için nokta getiriyoruz. Arkadaşlar başa alalım ve diyelim ki bakın HTTP'den sonra iki nokta, 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 nokta ve en sona da noktayı koymuş olduk. Üçüncü örneğimize bakalım. 5 hececiler
şu sanatçılardan oluşmuştur. Bakın, şu sanatçılardan oluşmuştur diye vurguluyor, değil mi? Ve o sanatçıları sayıyor. Bakın, 5 hececi diyor ve hepsini sayıyor. Hepsini saydığı için sonuna da arkadaşlar noktayı getiriyoruz. Yani şu sanatçılardan oluşmuştur şeklinde ifade ediyor ve hepsini saydığı için sonuna noktayı koymamız gerekiyor diyoruz. Peki şu sanatçılar dedi ve onları bize arkadaşlar saydı mı? Evet. Yani biz onları bu cümlenin devamında görüyor muyuz? Görüyoruz, değil mi? O zaman buraya iki nokta gelmesi gerekiyor ve bunları sıralarken de aralarına virgül gelmesi gerekiyor. Yani şu şekilde. İki nokta, virgül, virgül, virgül ve nokta. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Fiiller nesnelerine göre ikiye ayrılır. Bakın, ikiye ayrılır demiş ve devamında iki tane olan ifadeyi görüyoruz. Geçişli fiil, geçişsiz fiil. Peki o zaman ben üstte iki noktayı ve burada bakın maddeler var, değil mi? Bir, iki şeklinde. Bunlarda da noktayı kullanmamız gerekiyor. Beşinci soruya bakalım. Şunu asla unutma. Bakın, bir şeyden bahsediyor. Şunu asla unutma diyor ve o şu dediği şey, unutma dediği şey devamında bakın düşünceler kurşuna dizilemez. Bir cümle gelmiş, değil mi? Sonuna noktayı koyacağız ve araya da şuraya unutma ifadesinden sonraki kısma da iki noktayı getiriyoruz. Altıncı örneğimize bakalım arkadaşlar. Pek çok üründe indirim var derken arkadaşlar bakın pek çok ürünü sayıyor şimdi. Şimdi kaç tane üründe indirim var demiş mi, sayısını vermiş mi bize? Vermemiş ve birkaç ürün söylemiş. Dolayısıyla arkadaşlar sonuna bakın 3 nokta getiriyoruz. Aralarına zaten virgül geliyor ve burada da bakın indirim var deyip o indirimde olan ürünleri bize gösterdiği için ne diyoruz? Buraya araya da 2 nokta gelir diyoruz. Yaşlı adam sordu. Bakın yaşlı adam sordu demiş diğer örnekte. Umut eczanesi nerede biliyor musun demiş. Biliyor musunuz demiş. Peki yaşlı adam sordu dedikten sonra yaşlı adamın cümlesi geliyor mu? Evet, o zaman sordu kelimesinden sonra bakın şurada iki noktayı kullanıyoruz. Peki Umut eczanesi nerede deyip bitirmemiş. Cümle devam ediyor. Ve bakın büyük harfle devam etmediği için buraya soru işaretini koymuyoruz ilk boşluğa. Soru işaretini en sona koymamız gerekiyor arkadaşlar ve şu şekilde bir kullanım olması gerekiyor. Yani Umut eczanesi nerede virgül biliyor musunuz soru işareti. Evet, ilkinde virgülü sonrakinde de soru işaretini kullandık. Şunu unutmayalım. Bazı işaretlerimiz vardır. Bu işaretlerden sonra büyük harfle başlanır. Mesela soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Bu da size bir ipucu olsun. Mesela buraya hangi işaret gelmelidir gibi bir soruyla karşılaştığınızda arkadaşlar kuralları hatırlamıyorsunuz. İşte neden böyle gelir bilmiyorsunuz. Bir ipucu var aslında size orada. Buraya kesinlikle soru işareti gelemez. Neden? Biliyor musunuz ifadesinin B harfi yani biliyor kelimesinin B harfi küçük harfle başlamış. B harfimiz küçük yani. Dolayısıyla biliyor kelimesi küçük harfle başladığı için buraya soru işareti gelemez diyoruz. Değil mi? Bunu unutmayalım. En sevdiğim şairler Orhan Veli, Yahya Kemal ve Necip Fazıl demiş arkadaşlar. Bakın burada da yine basit bir kullanım görüyoruz. En sevdiğim şairler dedik, iki noktayı kullandık. Orhan Veli, Yahya Kemal ve Necip Fazıl dedik. Burada şuna dikkat edelim. Hani V bağlacını biz bir şeyleri saydıktan sonra en sonuncuyu söylerken kullanırız, değil mi? Mesela
Orhan Veli, Yahya Kemal ve Necip Fazıl diyorsa demek ki Necip Fazıl'dan sonra söyleyeceği kimse yok anlamına gelir. Bu da bizim için önemli bir ipucudur. O yüzden sonuna nokta koymamız gerekiyor. Bunu özellikle vurgulamamın sebebi arkadaşlar, hani bazı durumlarda bakın şurada olduğu gibi 3 nokta geldi. Şurada nokta geldi. 5 hececeleri sayarken, işte burada yine şairleri sayarken nokta geldi. Şurada ve şurada nokta. Burada 3 noktayı kullandık. Neden? Çünkü şu 3. örnekten bahsediyorum ve 8. örnekten bahsediyorum. Bu örneklerde devamının olmadığını cümledeki herhangi bir yerden anlayabiliyoruz arkadaşlar. Değil mi? Şurada mesela devamının olduğunu yine cümledeki ifadelerden, kullanımlardan anlıyoruz. Peki devam edelim. 9. örneğimize bakıyoruz. Marmara bölgesindeki illeri sıralayalım. Bakın Marmara bölgesindeki illeri sıralıyor. 2 nokta değil mi? Evet, buraya 2 nokta geldi. İstanbul virgül, Edirne virgül, Kocaeli virgül, Edirne virgül, Tekirdağ demiş ve 3 nokta. Devamı geldiği için ne diyoruz arkadaşlar burada? 3 noktayı kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, 9 tane örneğimizi bu şekilde inceledik. Hem 2 noktayı hem diğer noktalama işaretlerini de şöyle bir tekrar etmiş olduk. Şimdi 3 nokta işte mesela burada gördük. İşte ne bileyim soru işaretini gördük. Yani biz arkadaşlar hani noktalama işaretlerini işte hangi noktalama işareti nerede kullanılır bunu bilebilmek için şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu da izah ederek diğer noktalama işaretine geçeceğim. Arkadaşlar noktalama işaretlerinin bakın sadece hani burada nerede kullanılır, buraya ne geliri bileceğiz tamam ama bunun dışında virgül hangi amaçla orada kullanılmış, soru işareti hangi amaçla kullanılmış, lütfen bu işaretlerdeki kuralları da bilelim. Sorularda bu şekilde de geliyor, unutmayalım. Evet arkadaşlar, 2 noktayı bu şekilde bitirmiş olduk. Kesme işaretine geçiyoruz. Bakın kesme işareti. Kesme işareti nerelerde kullanılır? Değil mi? Hangi kuralları vardır? Bunları öğreneceğiz. Hani şunu biliyorsunuz zaten. Mesela isminizi yazdınız. İsminize bir ek geldiği zaman bunu kesme işaretiyle ayırıyorsunuz değil mi? Ama bu bizim hani normal bildiğimiz basit bir kural. İstisna durumlar da var. Yani böyle işte kesme işaretinin gelmemesi gereken yerler de var. Değil mi? İşte bazı durumlarda gelmeyen istisnalarımız var. Mesela bir kurumun, kuruluşun ismini yazmışız. Kurum ve kuruluş ismini yazmışız. Kesme işareti getirmek gerekir mi? Hani derse direkt bu şekilde, yani konuya direkt bu şekilde girmek istiyorum. Çünkü çok çıkıyor arkadaşlar. Yani soru bankalarında, denemelerde görürsünüz. Herhangi bir kurumun veya kuruluşun ismi verildiğinde kesme işareti getirilmez. Bakın bu önemli bir kuraldır. Birazdan bunları zaten ifade etmiş olacağız. İlk kuralımızdan başlayalım. Özel adlara getirilen çekim ekleri, bakın çekim ekleri diyoruz unutmayalım. Bu arada o zaman bizim yapım ekini ve çekim ekini iyi ayırt edebilmemiz gerekiyor değil mi? Çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu birincisi. Aykut'u Konya'da ziyaret ettik demiş. Aykut ve Konya kelimeleri özel bir isim. Aldığı ekler de çekim eki olduğu için kesme işaretini kullandık arkadaşlar. Peki, ikinci kuralımıza bakalım. Saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur diyoruz. Nur Hanım'ın demiş, bakın Nur Hanım'ın derken hanım arkadaşlar ifadesinin
kesme işaretiyle ayrıldığını görüyoruz. In ekinin bakın kesme işaretiyle ayrıldığını burada görmekteyiz. Talat Paşa'ya derken bakın paşa kelimesindeki ya ekinin bakın kesme ile devam ettiğini görüyoruz. Yani paşaya derken ya ekini kesme işaretiyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayırıyoruz. Üçüncü kuralımıza geçelim. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur diyoruz. PTT'ye TÜİK'in şeklinde bakın ne yapıyoruz? Kesme işaretini kullanıyoruz. Kısaltmaların yazımıyla ilgili ayrıntılar da zaten size yazım kurallarında anlatılmıştı arkadaşlar. Şimdi o ayrıntıya girmiyoruz. Peki sayılara getirilen bakın sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. Yani sadece kelimelere, sözcüklere değil sayılara da ekler geliyor ve onları da yine kesme işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar. Mesela 1977'de ifadesindeki D ekinin kesme işaretiyle ayrıldığını görüyoruz. 20'de veya 6. kat derken bakın kesme işaretlerini görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Belirli bir tarih bildiren. Bu da çok önemli değil mi? Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur. Bunu da yine yazım kurallarında anlatmıştık. Demiştik ki belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Evet, sen ay ve gün ismini büyük harfle başlatıyorsan o zaman gelecek olan eki de kesme işaretiyle ayırman gerekir. Başvurular 20 Nisan'a kadar devam edecek derken bakın 20 Nisan demiş belirli bir tarihtir. Nisan kelimesinin devamındaki A ekinin kesme işaretiyle ayrıldığını görüyoruz. Değil mi? Peki 10 Ocak Salı'ya kadar bekleyeceğiz derken Salı'ya demiş arkadaşlar. Bakın 10 Ocak Salı da belirli bir tarihtir ve Salı kelimesinin Ocak kelimesinin büyük harfle yazıldığını görüyoruz ve Salı kelimesine gelen ekin de kesme işaretiyle ayrıldığını görmekteyiz. Peki diğer kuralımıza bakalım arkadaşlar. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır diyoruz. Arkadaşlar ölçü gereği değil mi? Mesela şiir yazdınız, mısraları, dizeleri incelediniz, ölçülerine bakıyorsunuz. İşte 11'li hece ölçüsüyle yazılmış hepsi. Bir tane mısra 12'li hece ölçüsüyle yazılıyor ve o mısradaki kelimeler de, ifadeler de hoşunuza gittiği için o mısrayı değiştirmek istemiyorsunuz. O mısrayı ölçü gereği diğerleriyle eşit hale getirmek istiyorsunuz. Hepsinin 11'li hece ölçüsüyle yazılmasını istiyorsunuz. Böyle bir durumda oradaki bir tane ünlüyü arkadaşlar düşürüyorsunuz ve ünlü demek değil mi? Bir kelimedeki ünlü sayısı hece sayısını veriyor ya. Oradaki ünlüyü düşürdüğümüz zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar hepsini 11'li hece ölçüsüne uydurmuş oluyoruz. Örneğe bakalım. Nettin sen böyle demiş arkadaşlar. Bakalım inceleyelim kaç tane ünlü harfimiz yani hecemiz var. Şimdi bunu normalde şöyle yazması gerekmez mi? Ne ettin demesi gerekmez mi? Evet. Ne ettin sen böyle demesi gerekir. Sayalım hecelerimizi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesela. Ben buradaki 6'yı 5'e düşürmek istiyorum. Düşürmek için de şunu yapmışım. Şurada bakın nettin şeklinde ne kelimesindeki arkadaşlar e harfini düşürmüşüz ve nettin şeklinde ifade etmişiz ve e harfinin de düştüğünü göstermek için bakın
oraya kesme işareti koymuşuz. Yani oradaki kesme işareti oradaki E harfinin gittiğini yani düştüğünü gösteriyor. Evet, kuralımızı tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Yani sadece ölçü bakımından değil, söyleyiş gereği de bazen düşürdüğümüz olur diyoruz. Evet, örneğimizi de nettin sen böyle şeklinde veriyoruz. Buradaki ifademiz mesela hani söyleyiş gereği böyle olmuş. Bunu şiirlerde de görebiliyoruz. Ölçü gereği düştüğünü de görebiliyoruz. Yani şunu da yapabilirler size. Mesela 4 mısralık bir şiir verir. O şiirde bir tane mısrada böyle bir kullanım verebilir arkadaşlar. Yani burada siz ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü bilmeniz yeterli. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur diyoruz arkadaşlar. Burayı A'dan Z'ye gezdik demiş. Bakın A'dan Z'ye derken A ve Z harfinden sonra gelen ekleri ayırmış. Türkçe'de C ile yapılan sözcükler vardır. Yani C eki ile yapılan demek istemiş. C ile derken bakın C ekinden sonra kesme işaretini kullanmış diyoruz. Peki devam edelim arkadaşlar. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Yani kesme işaretiyle ayrılmaz. Dersin başında söyledik değil mi? Yani kesme işaretinin konunun bu konunun başında söyledik. Dedik ya çok önemli ve bu konuya bu şekilde giriş yapıyorum dedim. Bakın örnek. Türk Dil Kurumu'nun demiş ve kesme işaretiyle ayırmamış. Dikkat! Türk Dil Kurumu'nun yeni binasını gezdik derken kesme işaretini görmüyoruz. Son olarak arkadaşlar diğer kuralımıza bakalım. Şöyle temizleyip. Özel adlara getirilen yapım ekleri. Çokluk eki yani çoğul eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme ile yani kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu da çok önemli. Unutmayalım. Mesela Rizeli. Rize bir şehirdir. Rizeli o şehirde yaşayan kişidir. Yapım eki almış arkadaşlar. Değil mi? Türkler derken bakın çoğul eki almış. İngilizce derken bakın arkadaşlar buradaki kullanım da şu şekilde. Kelimenin kökü İngiliz'dir. İngiliz'den İngilizce olmuş değil mi? Yapım eki almış. O zaman yapım ekinden sonra gelen çekim ekini de ayırmıyoruz ve bu şekilde yazıyoruz. Evet arkadaşlar kesme işaretinin kullanımı da kuralları da bu şekilde. Evet noktalama işaretlerini işlemeye bu şekilde devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.